Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Supercell'den yeni bilgiler var ve bu bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dani'yi biliyorsunuz, Supercell'de çalışan ve çok fazla sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşlardan bir tanesi ve Twitter'da 100 bin takipçiye ulaştığı için 24 saat boyunca gelen tüm soruları cevaplayacağını söyleyen bir post attı arkadaşlar ve bunun altına tam 3000 tane yorum geldi ve bu yorumların hemen hemen hepsini cevaplamaya çalıştı. Harbiden de cevaplamış, gerçekten uyumamış. Hatta en son bakın şurada şey demiş, şimdi uyuyacağım, bu kadar yorum beklemiyordum falan demiş. Şimdi bu yorumların içerisinde çok ilginç bilgiler var. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve aynı zamanda aynı etkinliği ben de kendi Twitter sayfamda yapacağım. Şu anda buraya bir post yazıyorum ve 24 saat boyunca beni takip edip buraya yazdığınız oyunla ilgili tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar arkadaşlar. O yüzden Onur Bilge YT Twitter'daki adresim yine aynı şekilde. Beni takip edip buradan bu post altına istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Hemen postumuzu yazıyorum. Evet, şu anda postumuzu yazdım. Gördüğünüz gibi Twitter adresimi takip edip bu post altına 24 saat içinde atacağınız oyunla ilgili tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağımı söyledim arkadaşlar. Onur Bilge YT Twitter, buradan takip edip sorularınızı bu post altına mutlaka bekliyorum. Ve bu arada bu tür böyle bilgilendirme, güncelleme haberleri vesaire gibi videoların devamını istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı, kanala da hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hemen Dani bizlerle neler paylaşmış onlara geçelim. İlk olarak Reddit'le başlayacağım arkadaşlar. Reddit'te Dani'nin bu soru cevapta ilginç böyle verdiği bazı cevapları toparlamışlar. Önce bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunlardan birincisi demiş ki bu Rosa ile ilgili herhangi bir kostüm vesaire gelecek mi ya da bir çalışma var mı abi demiş. Yani çünkü Rosa uzun zamandır beklenen karakterlerden bir tanesi, biliyorsunuz. En azından bir tane kostüm gelsin istiyor herkes ama Rosa ile ilgili bir çalışma var mı ya da bir konsept var mı gibi bir soru sormuşlar. Dani de buna cevaben demiş ki abi, Rosa ile ilgili birçok konsept zaten şu anda hali hazırda var ama yeterince iyi değil. Yani diğer savaşçılar ya da işte diğer kostümlerle kıyaslandığı zaman yeterince iyi değil. Ama bir gün mutlaka bir kostüm alacak demiş. Yani Rosa ile ilgili de bir kostüm gelecektir. Zaten mutlaka gelecektir. Hani bu biraz yuvarlak bir cevap olmuş ama böyle bir cevap vermiş en azından. Hani Rosa severler üzülmesin, mutlaka bir kostüm gelecek. Hani zamanında Pam'i o kadar uzun beklemiştik ve sonunda gelmişti ya. Rosa'ya da yine bir kostüm geleceği haberi var. Yine çok ilginç bir başka soru. GiantX3 diye bir arkadaş demiş ki kulüp savaşları bu sene gelecek mi gibi bir soru sormuş. Normalde Dani şöyle söylemişti, güncelleme ile ilgili sormuş olduğunuz sorulara net bir yanıt veremem ama en azından bir cevap vereceğim, yani en azından hani cevapsız bırakmayacağım gibi bir şey söylemişti. Ve burada demiş ki muhtemelen hayır demiş, yani bu sene muhtemelen kulüp savaşları ile ilgili bir şey gelmeyecek demiş. Çünkü Brawl Stars'da, yani Brawl Stars oyununda kulüp savaşları nasıl olabilir bunu bile daha bilmiyoruz demiş. Ama bir kulüplerin tek, yani bazı güncellemelere ihtiyacı olduğunun farkındayız ve bununla ilgili bazı güncellemeler düşünüyoruz demiş. Yani aslında kulüp savaşları gelmeyecek ama kulüplerle ilgili bazı güncellemeler gelecek demiş. Burada ne olabilir diye ben düşünüyorum. Şu anda tamamen bir teori, şahsi fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu muhtemelen şöyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Şu anda kulüpler biliyorsunuz sadece bir araya geliyorsun abi. Arkadaşlarına muhabbet, sohbet falan edebileceğin ya da işte birlikte maça girebileceğin bir yer yani. Onun dışında hiçbir faydası yok. Belki hani böyle Clash Royale'de olduğu gibi işte birbirinize ne bileyim işte altın atabileceğiniz, belki elmas atabileceğiniz ya da böyle işte ne bileyim işte bir bağış yapabileceğiniz bir hale gelebilir. Ya da ortak görevler yapabileceğiniz, işte böyle orada kulübe özel bazı görevlerin olduğu ve bu görevleri yaptıkça da bazı puanlar kazanabileceğiniz bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Zaten bu iki alternatifin dışında çok da bir şey benim aklıma gelmiyor en azından. Sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Onu da tartışalım ama bu güzel bir bilgi. Yine bir başka arkadaş demiş ki Clash of Clans ile ilgili ne düşünüyorsun ve bütün Supercell oyunlarındaki şampiyonları, yani karakterleri bir etkinlik için bir araya getirme fikrine ne dersin demiş. İşte Clash of Clans var, ne bileyim Clash Royale var, Brawl Stars var, birçok farklı oyunu var Supercell'in biliyorsunuz ve bunların hepsini böyle bir yerde karakterleri falan toparlayıp böyle bir işte dünya şampiyonası falan gibi bir şey yapsanız ne kadar güzel olur, ben de kaçırmam falan gibi bir şey söylemiş.
Sonra Dani cevap vermeden önce Clash of Clans'ın resmi Twitter sayfası demiş ki Dani burada önemli bir sorumuz var falan gibi bir şey demiş ve Dani de yes chief, yani evet şef demiş. Bundan sonrasında herhangi bir cevap yok arkadaşlar, ama yani böyle bir şey olması gerçekten güzel olur. Belki hatırlayacaksınız, hani işte Clash Royale'e Clash of Clans'tan bazı karakterler geldi. Yani Supercell aslında bazı karakterleri diğer oyunlardan transfer ediyor. Tabi burada sorulan bütün o karakterlerle böyle bir şampiyona vesaire gibi bir şey yapılması. Bununla ilgili bir etkinlik olabilir mi olamaz mı? Bununla ilgili tabii ki bir bilgi vermemiş. Şu anda böyle bir plan yok. Olsaydı en azından hani böyle bir şey düşünüyoruz derdi. Ama değişik bir etkinlik. O yüzden bu yorumu da sizinle paylaşmak istedim. Bir başka arkadaşımız, Skara diye bir arkadaşımız şurada şeyi sormuş arkadaşlar. Grafik ayarları ile ilgili herhangi bir güncelleme gelecek mi demiş. Mortis'in mezarlığı ya da işte Retropolis gibi haritaları ben oynayamıyorum demiş. Grafik ayarları ile ilgili bir güncelleme ihtiyacı olduğundan bahsetmiş. Yani bu nedir? Böyle bir problem yaşayan var mı bilmiyorum. Hani bazı işte böyle haritalarda oynayamayan arkadaşlar var mı? Eğer varsa yorum kısmına yazabilir. Burada tam olarak ne demek istediğini anlamadım ama bu arkadaş bazı haritalarda oynayamıyorum demiş. Yani sebebi nedir demiş. Ve Dani de buna cevaben demiş ki bununla ilgili herhangi bir şey şu anda planlamadık. Üzgünüm demiş. Yani muhtemelen belki de eski telefonlarda hani grafik ayarlarını kaldırmadığı için bazı haritalara giremeyen arkadaşlar var gibi bir şey anladım. Ama bununla ilgili şu anda bir plan yokmuş. Yine burada enteresan bir soru daha var arkadaşlar. Supercell oyunlarını çok seviyorum ama Supercell Rush Wars isimli oyunu neden sildi, neden yok etti gibi bir soru sormuş. Ve Brawl Stars ne kadar sence devam eder? Lütfen cevap ver gibi bir soru sormuş. Ve demiş ki Dani de buna cevaben arkadaşlar, Rush Wars'u bitirmek zorunda kaldık çünkü yeterince iyi yapmıyordu. Zaten tahmin ettiğimiz gibi, yani yeterince ilgi görmedi. Bizim beklediğimize göre çok çok daha düşük bir performans gösterdi. O yüzden de uğraşmak istemedik, yani kapatmayı tercih ettik gibi bir şey söylemiş. Ve eğer bunu hani şey yapmaya, düzeltmeye çalışsaydık da bu yardımcı olmayacaktı. Yani boşu boşuna efor harcamış olacaktık gibi bir şey söylemiş. Ve ne kadar sürer Brawl Stars sorusu aslında hepimizin merak ettiği bir soru. Hani bu oyun kaç yıl daha bu popülaritede devam eder diye merak ediyoruz ya. Ve demiş ki Dani, Clash of Clans 8 yıldır ayakta ve hala oynanan bir oyun. Brawl Stars da bu rekoru kıracak demiş. Yani önümüzde çok daha uzun yıllar var gibi bir mesaj vermiş. Sıradaki sorumuzda diyor ki, hangi savaşçılar şu anda sence çok güçlü ya da çok güçsüz, ya da bu problemleri çözmek için neler yapılabilir gibi bir soru var arkadaşlar. Buna çok güçsüz savaşçı için Dynamite demiş Dani. Son aksesuarından sonra böyle söylemesi beni biraz şaşırttı. Dynamite hani normalde güçsüz bir karakterdi çünkü diğer aksesuarı gerçekten işlevsiz, yani çok kötü bir aksesuar, ama yeni aksesuarı bence güzel çünkü direkt stunlıyor, karşı tarafı donduruyor. Ondan sonra iki tane otomatik atak bile atsam karşı tarafı patlatabiliyorsun. Ama buna rağmen şu anda en güçsüz Dynamite demiş. Ve bu hani bir pro'ya karşı özellikle oynadığın zaman çok bir şey yapamıyorsun demiş. Yani Dynamite'la tabii oynamak ya da atıcıyla oynamak çok kolay bir iş değil. Ama özellikle takım oyunlarında bence fena değil, ama en güçsüzü Dynamite demiş. Ve en güçlüyle ilgili bir şey söylememiş. En güçlü karakterle ilgili bir şey söylese çünkü o hani buna nerf gelebilir anlamında bir şey. Bu arada arkadaşlar enteresan bir bilgi daha paylaşayım. Frank paylaşmıştı bunu da geçenlerde. Türkiye'de, Türkiye serverında en çok oynanan karakter sizce hangisi abi? Şu anda videoyu durdurup yazabilirsiniz. Evet, şimdi hemen söylüyorum, videoyu durdurup yazdıysanız. En çok oynanan karakter Mortis arkadaşlar ve açık ara farkla. Bayağı bir Mortis oynayanımız varmış Türkiye'de, inanılmaz fazla oynanıyormuş Mortis. Ben de gördüğüm zaman şaşırdım ama hakikaten oynaması eğlenceli karakterlerden bir tanesi. Bir başka soru yine Clash Royale'deki cehennem ejderhası ya da felaket kulesi dediğimiz bu zaman içerisinde vuran şeyler var ya, bir kartlar var ya, onun gibi bir soru sormuş. Şöyle bir fikre ne dersin demiş. İşte bir savaşçı olacak ve vurdukça, yani saniyeler içerisinde böyle bir bar olacak altında ve o vurmaya başladıkça ve kendinden uzaklaşmadığı sürece aynı işte cehennem ejderhası, felaket kulesi gibi daha fazla vuracak şekilde bir fikre ne dersin demiş. Ve o da demiş ki Inferno Tower, yani felaket kulesini çok severim, çok güzel bir fikir demiş. Böyle bir şey gelebilir mi bilmiyorum ama oyunun içerisine gelse güzel olabilir. Mesela bir tank karakter düşünün abi,
Yani yanına geldiği zaman aynı böyle cehennem ejderhası gibi vurmaya başlıyor ve yanından kaçmazsa eğer ya da öldürmezse bir anda yok olabiliyor. Gerçekten enteresan bir fikir. Ve son bir soruya daha bakacağız arkadaşlar. Alice isimli bir arkadaş iki tane soru sormuş aslında. Bir savaşçıyı oluşturmak, işte böyle ismini, dizaynını, işte ne bileyim saldırısını bilmem nesini oluşturmak ne kadar sürüyor gibi bir şey sormuş. Bir de her sezon bittiğinde mi bir güncelleme alacağız yoksa aralarda da güncelleme alacak mıyız gibi ikinci bir soru sormuş. Aslında ikisi de önemli. Hani işte şey var, Brawl Pass sezonu var. Brawl Pass sezonu bittiği zaman zaten bir güncelleme gelmek zorunda. Çünkü yeni bir karakter, yeni bir Brawl Pass sezonu vesaire. Sadece bu güncellemeleri mi alacağız yoksa ara güncellemelerde alacak mıyız gibi bir soru sormuş. Ve birinci soruya, yani bir savaşçı ne kadar zamanda yapılıyor sorusuna yaklaşık bir ay kadar sürüyor vesaire gibi bir şey söylemiş. Ama tabii ki hani ne kadar fazla işte farklı insan, farklı birim vesaire bu işin içine girerse o kadar da değişken olabiliyor. Yani ortalama bir ay gibi düşünebiliriz demiş. Ve ikinci soruda da hani sezonun ortasında yeni bir güncelleme gelebilecek mi sorusuna da evet, bir sonraki güncelleme, yani önümüzdeki güncelleme zaten sezonun ortasında gelecek bir güncelleme demiş. Bu arada arkadaşlar, bildiğiniz gibi VKBRL yayınında 10 Ekim 2020 tarihini işaret ediyor. Yani bugün 9 Ekim, yarın itibariyle acaba bir şeyler gelebilecek mi? VKBRL yayınında 10-10-20'ye gidiyor biliyorsunuz. Oradaki ibre böyle önce 10 sonra 10 sonra 20'ye gidiyor, yani 10 Ekim 2020. Acaba yarın bir şey gelecek mi? Ya da bu gece tam 12'de 10 Ekim'e dönüşüyor ya, acaba bu gece tam 12'de VKBRL yayını değişecek mi? Ben çok merak ediyorum ve bakacağım arkadaşlar. Siz de bir bakabilirsiniz. Çünkü uzunca bir süredir this is normal, yani bu normal gibi bir şey söylüyor VKBRL yayını. Bakalım bugün gece, yani 10 Ekim itibariyle ya da belki yarın VKBRL yayını değişecek mi? Ve herhangi bir işte ne bileyim bir update bilgisi, bir güncelleme, ne bileyim Brawl Talk'a benzer ya da işte en azından Brawl Talk tarihinin geleceğiyle ilgili herhangi bir bilgi gelecek mi? Bunu da merakla bekliyorum. Bu arada siz de Dani'nin Twitter adresinden diğer sorulara bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten enteresan sorular, enteresan cevaplar var. Ama ben önemli olanlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Özellikle kulüp savaşları ile ilgili olan kısmın en azından bu yıl içerisinde yapılmayacağı bilgisi benim hoşuma gitti. Ama kulüplerle ilgili de yeni güncellemeler olacağı bilgisi gerçekten güzel. Sizin de merak ettiğiniz farklı sorularınız varsa oyunla ilgili, dediğim gibi şurada yazmış olduğum postun altına yorumlarınızı bekliyorum ve 24 saat içerisinde takip edip benim bu postumun altına yorum yazan arkadaşların oyunla ilgili tüm sorularını cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür böyle araştırıp da sizlere sunduğum bilgilendirme videolarının devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve Nonolive canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.